Merhabalar. Bu videomuzda Dünyalar Tatlısı bu mini kuşu yapıyoruz. Eğer siz de benimle bu resmi yapmak isterseniz diye malzeme listesini vereceğim. Boya olarak akrilik seçtim ben. Renklerimiz beyaz, siyah, ultramarin, turuncu ve kırmızı. Bir de kahverengi var. Kullandığım tuvalin ölçüleri 35'e 40 santim. Ben MDF üzerine yaptım. Siz tuvale de çalışabilirsiniz veya resim kağıdına da çalışabilirsiniz. Orası sizin tercih edeceğiniz bir şey. Arka planda çok fazla bir işçilik detay olmadığı için orayı bayağı bir hızlandırdım. Videonun süresini de kısaltmak için. İster resimde görüldüğü gibi yaparsınız veya tek renk yaparsınız. Artık nasıl yapmak istiyorsanız. Artık arka planın çok bir olayı yok bu resimde. Tamamen obje odaklı bir resim. Bu resimde kullandığım fırçalar PDO'nun 16 numaralı fırçasını kullandım. Şu an elinde olan PDO'nun 16 numaralı fırçası France Art 200 KF, kedi dili bir fırça. 200 KF'ler kedi dili oluyor PDO'da. Bir de 6 numarasını kullandım. Aynı serinin 6 numarasını. Onun haricinde 0 numara ile 3-0 detay fırçaları kullandım. Toplam 4 fırça kullanmışız bu çalışmada. Hatta neredeyse çalışmanın tamamını 16 numara büyük fırçayla yaptım diyebilirim. Arkadaşlar burada yaptığım iş fırça darbelerini kuşun tüylerinin yönünde vuruyorum hep dikkat ederseniz. Çok fazla renk geçişi yapmaya çalışmadan tek fırçayla çok basit bir şekilde modeli ortaya çıkartıyorum. Bu çalışma 1,5 saat filan sürdü toplam. Bitirdikten sonra biraz daha devam edilebilirdi. Daha fazla detay girerek sağdaki resmin birebir aynısını yapmak mümkün arkadaşlar. Buna akrilik de dahil. Yağlı boyada daha bir profesyonel yapabilirdik bunu ama akrilikle de sağdaki sonuca ulaşmak mümkün. Uğraşırsanız eminim yapabilirsiniz. Ben bu sıcakta çok fazla strese sokmak istemedim kendimi. Hava çok sıcak çünkü. O yüzden biraz da acele ettim, çabuk bitirdim. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Çalıştığınız bir resimde resim üzerinde daha fazla vakit geçirin arkadaşlar. Ne kadar çok vakit geçirirseniz resminiz o kadar kaliteli olur. Ne kadar uğraşırsanız o kadar çok şey öğrenirsiniz. Her resimden yeni bir şey öğrenirsiniz. Onun için acele etmeyin. Resim sabır işidir. Yetenek işi olduğu kadar sabır işidir. Detaylara dikkat ederseniz resminizin kalitesi artar. Ben bu resmi sadece YouTube'a video yüklemek maksadıyla yaptım. Bunun gibi bu tarz böyle kuşlarla ilgili bir seri yapmak istiyorum. Önümüzdeki videolarda böyle kuş resmi yapacağız bol bol. Bazılarını akrilikle yapacağız. Bazılarını yağlı boyayla yapacağız. Evet. Bir de videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız kanala abone olmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.